Gençler, herkese merhabalar. Bugün Moto3 mağazasındayım. Bugün size kışlık kombin yapacağım baba. Bir motosikletçinin kışın giymesi gereken ekipmanları şimdi burada toparlayacağız. Nasıl bir ekipman yapmamız gerekiyor, neler giymemiz gerekiyor, neler giymememiz gerekiyor, bunlardan da konuşacağız. Şimdi burada kendime jilet gibi bir kışlık ekipman toplayacağım ben. Buranın yetkili bir sahibisi yok mu? Ogün Bey merhaba. Ogün Bey, Moto3 mağazasının yöneticisi, çalışanı, satış sorumlusu, Moto3'nin bel kemiği. Moto3 yazdım mı Google'a, Ogün sandalye çıkıyor. Abi nasılsın? İyiyim sen? İyi çok şükür. Aa bak şimdi, benim şöyle bir sıkıntım var. Benim bu botlarım, yazlık bir bot. Kışın, soğuk havada, bot soğuyunca artık diyor ki, abi diyor kusura bakma diyor, benden bu kadar diyor, soğuğu içeriye veriyor. Soğuk bir yerden girdi mi bütün her tarafından soğuk. Aynen öyle. İkinci olay benim montum deri mont. Yazın yakıyor, kışın üşütüyor. İkinci problem bu. Eldivenlerim de eskidi artık. Onları değiştirmemiz gerekiyor. Yani bugün beni baştan aşağı böyle bir giydir. Bir motosikletçinin kışın giymesi gereken ekipmanlar neler? Nedir, ne değildir? Ondan biraz senden bahsedelim. Giymemesi gereken şeyler nedir? Ondan da bahsedelim. İnce giymesin. Evet doğru diyorsun. Kendimi sana bırakıyorum ben bugün. Monttan başlayalım. Benim en merak ettiğim olay mont. Ben mont yani çok büyük bir problem benim için mont. O yüzden bana nasıl bir mont önermen gerekir? Yani şimdi sen buraya neyle geldin bir bakalım. Ford Scooter'la geldim ben. Forza ile geldim bugün ben. Uzun giyebilirsin. Ben yani uzun montları da tavsiye ederim. Tamam. Sana uzun mont verelim. Mesela Rika deneyelim sana bugün. Rika'nın ne modelledin abi bu? Infinity. Evet. Bu aslında yazın da kullanabileceğim bir model. Bak buralardan. Havalandırmaları var burada. Peki abi bunun içliği var mı? Var. 3 kat aslında. 3 kat? Evet. Yanmayalım sonra abi. çevir yanmasın olmasın sonra. Şimdi yağmurluk var. Bak burada. He. Tamam. Bu kısım yağmurluk. Tamam. Bir de normal kendisi var. Yani çok iyi. Yazın da kullanabilirsin. Yazın da böyle bir yerini açıp böyle tiril kullanabilirsin. Tabii ama işçileri sökeceğiz. İşçileri sökün bak. İşçi sökmezsek sıkıntı. Bak bu mont benim hoşuma gitti. Abi ben bunu bir giyeyim ya. Ya da dur ben bunu giymeyeyim. Bu mont burada kalsın. Tamam. Bana bir de 50 ver öner abi. Aynen. Ben bunu giyeyim abi. Ben bunu beğendim. Şimdi bunu giyeyim. Şimdi bunları ben dıştan göstereceğim. Şimdi böyle üzerime toplayacağım ben hepsini. Yakıştı mı abi? Hadi görüşürüz abi. Kendine bak. Bence süper oldu. Tamam montumuzu giydik. Şimdi baba bana bir de eldiven. Eldivene geleceğim. En sevdiğimiz eldiven kısım. Eldiven de evet. Gore-Tex bir şey tavsiye ediyorum. Sen devamlı biniyorsun. Yağmurda. Evet. Bir de biraz uzağa gidiyorsun. Aynen öyle. Abi eldiven o kadar çok ki insan neyi seçeceğine karar veremiyor. Bir de bu şu an senin konseptin kışlık konsept. Evet. Yani şöyle. Yazlıkların yok burada. Yazlıklarım altta. Tabi onlar artık kaldırdın onları yani sonuçta. Kıştayız. Bak şimdi benim dediğim eldiven buydu abi. Ben Rişan'ın bu Gore-Tex eldivenini kullanıyorum. Bunlar var ya, efsane ya. Al bunu Kartepe'ye çık yani. Çünkü içi de yünlü bunun. Şimdi bir de Gore-Tex. En önemli özelliği bir kere uzun olması zaten. Hani senin hayıflanmasın aynen. Var ya. Aynen öyle. Yani eğer doğru takarsan, doğru kullanırsan bu eldivenin bir yerinden soğuk girip seni titretmez. Aynen öyle. Azel bülbül yapmıyor bunları. Bunun fiyatı biraz tuzluydu ama bence fiyatını tamamen hak eden bir ürün. Biz yine de böyle biraz daha uygun, çünkü bu ay bir ay sonunda getiremeyeceğim gibi bir sıkıntı var herhalde. Biraz daha uygun bir şeye bakalım ama bundan bir de almayı düşünüyorum bak. Eğer bütçeniz varsa bu Rika'nın bu Gore-Tex modelini kesinlikle tavsiye ederim. Pişman olmazsınız abi. O kadar. Sen bu üründe şimdi her şeyden öte windstopper olmasından, uzun olmasından, markasından geç Gore-Tex'ine para ödüyorsun. Kesinlikle yani. Standart bir mağazaya gittiğinde, standart bir Gore-Tex ayakkabı almaya kalktığında zaten bu rakamlara 3 aşağı 5 yukarı çıkıyorsun. Yani Gore-Tex olması hem yazın kullanabileceğin anlamına gelir, hem kışın kullanabileceğin. Bak ben onu bilmiyordum şu an. Hem su geçirmez, hem hava alır. Allah Allah. Evet. Ve sıcak tutuyor. Ve sıcak tutar. Abi nasıl bir teknoloji bu, yemin ediyorum. Yani sen bunu 3 kat 4 kat para ödüyorsun yani. 4 katına para ödüyorsun. Bak ben onu bilmiyordum, şu an aydınlandım. Samimi söylüyorum, bilmiyordum biliyor musun? Ben sadece Gore-Tex su geçirmez sanıyordum yani. Şimdi standart yani daha böyle uygun. Biraz daha böyle şey aynen. Bunlar bak kalın. Mesela bunların da içi yünlü. Tamam. İçi bakalım. Evet bunlar yünlü. Evet. Bunlar... Bu da yünlü. Bu da sıcak tutar. Ama bunda Gore-Tex özelliği yok. Ya, var da yok yani. Nasıl diyeyim? Bir saat su geçirmez.
Bir buçuk saat. Yani. Bir saat, bir dakika sonra böyle böyle ama iş görür tabii canım. Ya zaten abi bir saatte yağmurda gitmezsin yani hani. Çok uzun yol tura çıkacaksan zaten baba gelip rica alacaksın yani kusura bakma da. Ama bence kısa yol şehir içi seyahatler için bir saat güzel bir rakam. Yani soğuk tutmasın. Bunu her türlü buradan Gebze'ye giderken kullanırsın. Tamam ama kahverengi abi. Şimdi MT09'da. Tamam. Adam lönk dedi. Adam lönk dedi siyah yapıştırdı. Tamam o zaman eldivenimizi de seçtik. Bunu buraya asalım. Deneyelim abi. Yalnız bu baya baya uzunmuş ha. Bir de yağmurluk kısmı var onun üstü. He. Ulan aa hissiyatı da güzel. O kadar kalın olmasına rağmen şey ince yani böyle hani şey değil yani. Öldürmüyor şey. Eyüp Bey güzel değil mi? Abi bana indirim yapacaksınız değil mi? Bak şimdi ben bunları topluyorum üzerime giydiriyorum ama. Evet. Şimdi abi bu eldivende de bir husus var. Eldiven bedeni. Eldiven bedeni çok sıkıntılı bir iş. Adam tişört bedeni gibi ben medium giyiyorum. Nasıl olsa diyor medium ver bana diyor. Şimdi... O iş öyle değil. Bunun olayı ne? Ya en çok dikkat edeceğin şey parmak uçları zaten. Değil mi? Boşluk olmayacak. Evet. Böyle elciye sarıldığın zaman evet. Oradan kastırıyor. Bunlar parmak uçlarına batmaya başlıyor. Hatta bu sefer tafını kesiyorum. Böyle motor varsa bence gidip tutmak en mantıklısı. Evet. Teşekkür ediyorum. Bak. Evet. Hissiyatı da gayet başarılı. Benim şeyimdir ya böyle eldiven neredesin? Nereye gittin? Reji. Böyle denemek bence en mantıklısı. Böyle fren yapıp şey yapmak en mantıklısı. Ama en önemli husus burada boşluk olmayacak dedin abi. Hem boşluk olmayacak hem çok da böyle dayanmayacak. Dayanmayacak ki rahatsız etmesin. Sıktığın zaman bir santim yani hatta bir santimden daha az böyle 2-3 milim boşluk kalacak. Ayakkabı gibi işte yani. Ne çok... Şişme payını şey yapacak. Aynen. Işte. Aynen öyle. Şey yapıyorsun ya. Eller hareket ediyor. Işte. Aynen öyle. Eldivenimizi de seçtik. Bu eldiven ne marka abi? Skoyko. Skoyko ha o zaman tamam sıkıntı yok ya. Skoyko'dan yani. Hem su geçirmez hem kışlık. Tamam dur bunu da ayıralım. Zaten. Bunu da alacağım dur. Yani. Kışlık ekipmanımızı tamamlayacağız. Eldiven dedik, mont dedik. Montumuzu giydik üzerimize. Üzerimize çıkartmıyor montum bak burada. Şimdi göstereceğim dışı. Dışarıdan göstereceğim onu. Bir de bakayım yakıştı da ya. Bir de pantolon alacağız değil mi abi? Ben direkt elimi bunu attım ama. Ya en güzelini seçtin zaten. Değil mi? Yani bu dükkanda ya bu bundan daha iyi diyebileceğim bir ürün var. Kesin kesin çok pahalı bu. Bu Revit'in evet. Revit modeli. Bunda şey var mı? Gore-Tex özelliği var mı abi? Bu ama tam kışlık herhalde böyle. Kışın bunu giy her şeyi unut. Geçirmez, rüzgar geçirmez. Evet. Bak buraları lastikli. Evet. Şimdi su geçirmez. Evet. Rüzgar geçirmez. Yemek yapabiliyor. Motor skatimizi yıkayabiliyor. Aa bak o. Güzel bir detaymış. Oğlum gel buraya falan. Ama bu zaten şey burada hissiyatından belli oluyor. Şimdi zaten bu olaydaki en büyük şey rüzgar geçirmemesi. Evet. Hani sıcak tutmasından ziyade. Evet burada zaten diyor bak diyor baba diyor dışarıdan bir şey giremez diyor. Tamam. Nerede? Heh, bak burada tüm özelliği var. Yağmur diyor geçirmez diyor. Ondan sonra soğuğa dayanıklı diyor. Hava alır diyor. Termal özelliği var diyor. Aa bayağı özelliği varmış bu. Cidden şaka bir yana bir yemek yapmıyor ya o kadar yani. Yemek yap. Bütün detayları var. Bak bu güzelmiş abi bunu bana saralım ya. Vallahi ben bunu beğendim. Bu Revit'in ne modeli dedin? Faktör 3. Faktör 3. Beğendim. Ben böyle şey giymedim. Yani ömrü hayatım boyunca böyle bir motosiklet pantolon hiç giymedim ben. Bunun rahatlığını, konforunu bilmiyorum. Hep ben böyle şimdi anlayacaksın. Biz hep kot altına termal ışık, onun altına çorap falan böyle o şekilde takılıyoruz. Vallahi. Peki bunu sadece bunu giymek yeterli olur mu? Bilgi için soruyorum sana. İçinde termal olduğu için termal. Kendinden termal olduğu için bunun diyorsun. Mesela bahar aylarında da o termali söküp normal giyebilirsin. Ha. Böyle rüzgar geçirir yani altına böyle ne bileyim bir içlik giyersin ya da pantolonun üstüne giyersin. Anladım. O zaman bunun içine bir şey giymeye gerek yok. Yok. Bunu giy git. Zaten içine... Anladım. Yani dediğin gibi termal kendinden olduğu için sıkıntı yok diyorsun. Ha evet evet burada astarı var. Kışlık bu monttaki gibi aynı var bununla. Tamam abi o zaman bunu böyle bana övdün, yağladın, barladın. Yapacak bir şey yok. Alacağız ya yani kış. Soğuk yani. Üşüyor insan biliyor musun yani böyle sıkıntı. Bunu da giydirelim. Bunu da giydirelim derken. Giydirelim, giydirelim. Ha, tamam ben ya yanlış anladım. Bir an yanlış anladım ben. Bunu da ayırıyorum. Tamam. Başka ne istiyorsun? Mont aldım. Eldiven verdin. Kitledin değil. Pardon. Üzerindeki mont zaten aslında yağmurluklu. Tamam.
Ama illa ben yağmurluk giyeceğim dersen. Ama iç yağmurluk. Bence buna dış yağmurluk da alalım abi. Ne olsun, kıymetli. Kıymetli. Çamur olması şimdi. O kadar para sayacağız buna. O kadar şey yapacağız. Aman o pantolon değerli abi. Rüzgar geçirmiyor çünkü. Yağmurluk var. Yağmurluk. Tamam abi. Ah askeri kamuflaj. Yani şimdi böyle bunaldık. Ama Yas. Heh bak şimdi o da bir detay. Bu yağmurluk neden böyle renkli? Sen açıkla. Bir reflektif zaten. Evet. İki çok her şey çok siyah. Siyah. Dikkat çekmemiz önemli. Yani yağmurlu bir güne zaten görüş açısı iyice düşüyor. Aynen. Bu tarz bir yağmurlu ben kesinlikle öneriyorum. Zaten ben de bunu alacağım. Yani böyle bir şey almak şart. Zaten reflektörü var, şeyi var. Aynı şekilde pantolonunda da var. Takım bu. Çok iyi. Bir de zaten yumur kadar bir şey oluyor bunlar kaptan zaman. Bunu atma ton atla devam et yani. O zaman yağmurluğumuzu da aldık abi. Bir ayakkabımız kaldı. Şu bizim ayakkabıları çözelim. Bizim ayakkabılar ağlıyor çünkü biliyor musun? Bizim ayakkabıların yazlık böyle bir problemimiz ya, var zaten. Abi ayakkabılar yazlık hani sıkıntı. Çok büyük problem. Ama ben zaten şimdi 4 mevsim kullanabileceğim Gore-Tex'li bir ayakkabı. 4 mevsim? Bak Gore-Tex hemen bilgi veriyorum şimdi. Gore-Tex hem yazlık giyebilen bir şeymiş hem kışlık giyebilen bir şeymiş. Tamam yağmurluğumuzu da aldık. Pantolonumuzu da aldık. Bu kış kombini baba. Bunu kışın giyeceksin. Şimdi her şeyi üniteceğim. Hepsini göstereceğiz zaten. Bir dış çekim yapacağım ben bunlara. Evet. Şimdi abi bana bir de ayakkabı lazım dedik. Benim ayakkabı artık diyor ki beni bırak. Beni sal. Beni sadece... Aynen. Yazlık bunlar. Dışı soğuyunca zaten direkt içeriye buram buram soğuk vermeye başlıyor. İş görmüyor yani kışın. Ben sana direkt bunu tavsiye edeceğim. Bu Gore-Tex olduğu için. Kışlık mı bu? Evet. Bu da Gore-Tex. Hem kışın hem yazın giyiyorsun. Gore-Tex'in özelliği. Bak. Hava alabilir. Evet. Su geçirmez. Altı kaynak, bilek koruması, burun koruması, yanlarda korumalar. Çok iyi, çok ha. Başarılı. Ya sen bunu bana şimdi göster ne? Ben bunu yazlık derdim, bakmaz bırakırdım yani. Görüyorum ya yani. Aynen öyle. Ama bak abi bu tamam çok güzel bir ayakkabı. Yarım, ben yarım sevmiyorum. Neden dersen şimdi benim motor naked ya. Bindiğim zaman bu paça benim geliyor yukarıya. Buradan soğuk giriyor. O yüzden bana böyle bu tarz bir çizme önerirsen daha iyi olur. O zaman bu bence scooter kullanıcı için daha... etkili olur yani. Ya her ve dik oturuşta, daha dik oturuşta falan touring motorlar daha iyi olur. Abi benim çizme baba biz çizmeyiz yani. Yani bak bunun burada da bu zaten şey benim bot gibi ama bu kışlık. Hem yazlık hem kışlık. Gore-Tex olduğu için. Evet. Bunda da yine korumaları var her yerinde. Evet. Bilekte var. Su geçirmiyor dedin. Oo evet. Tamam. İşte Gore-Tex demek zaten nefes alabilir, su geçirmez. Su geçirmez demek. Evet, evet bugünün olayı Gore-Tex oldu. Bunun içi de yünlü hafiften. Tamam ben bunu beğendim ya. Altı yine Michelin yapıyor. Michelin yapıyor kaydırmaz. Kaymıyor. Evet bu tamam mı sen bunu tavsiye ediyorsan bir şey üzerine laf söyleyemeyiz ya o zaman bir de bundan deneriz abi. 44 numara olsun o da. Başka bir eksiğimiz kalmadı. Ayakkabımız orada. Ben bunları bir giyeyim o zaman ya. Ben böyle bir üzerine göreyim bunları bir. Bakalım hatta şimdi bak şöyle yapalım abi. Şimdi ne aldık şu üzerimizdeki montu bir şöyle bir çıkartalım. Önce bir görelim. Şimdilik dedik ki Vika'mızın montunu aldık. Sonra bir TCX ayakkabı aldık. Gore-Tex'miş bu da. Sonra eldiven aldık Skoyko'nun. Bu da su geçirmez dedik. Su soğuk geçirmez, içi yünlü. Burada yağmurluk astarı var dedin değil mi abi? Bir de Revit'in kışlık motosiklet Faktör 3 pantolonunu aldık. Abi çok şey aldık ya. Benim kredi kart limiti buna yetmez ya. Çözecek miyiz o işi? Çözecek miyiz o işi? Parça parça alırsın, kombin halinde alırsın. taksit seni de bağlarım ben seni. O zaman abi ben bunları bir giyeyim, bunları bir görelim. Sonra bize ne kadara patladı, günahımız ne? Hatta bazı ürünlerinde bunların bir kampanya var dedim bana. Kampanyamız var dedim. İkisinde. Pantolonla, evet. Montta. Şimdi montta zaten kampanya var. Tamam. Onu zaten duyuracaktık. Vesile oldu. Bunları birleştirip. Tamam onları... kampanya daha ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Onları konuşuruz o zaman. Ben bunları bir giyeyim, bir görelim o zaman. Gençler, ekipmanları ben üzerime giydim. Buradan Alaska'ya doğru sürüyorum abi artık. Gidersin. Kimi tutar beni? Gore-Tex'in de var zaten. Abi şöyle sana vereyim bir, böyle beni baştan aşağı bir çek. Üzerime cidden cuk diye oldu, çok rahat oldu. Abi gerçekten çok teşekkür ederim. Çok efsane bir ekipman oldu. Rika'nın montu, Revit'in pantolonu, bir de TCX'in botunu giydim ben. Botu da şöyle göstereyim. Çizme bu. Ya çizme seçmemin sebebi de benim 09'da falan bindiğim zaman bu yarım ayakkabı olduğu zaman paça yukarı geliyor. Ama bunda geleceğini pek sanmıyorum. Yarım da alsak olabilirmişiz.
Neyse artık bir kere giydik. Yapacak bir şey yok. Ekipman cuk diye üzerimize oldu. Şimdi o gün abi en sevdiği, benim en sevmediğim kısma geldik. Günahımız nedir? Onu ben alayım abi. Şimdi düşüp bayılacağım ama bunu aslında sen tutsan daha iyi olur. Şimdi ben düşüp bayılacağım için kameradan da olmayayım ben yani. Bayılmazsın. Abi. Seni üzmeyiz. Gerçekten bak bu kombini kimseye şey yapmadan direkt önerebilirsin. Ben çok beğendim. Çok içine rahatım. Böyle Robocop gibi falan değilim. Ben şimdi deriyle falan. Ya kotla ben bu kadar rahat değildim yani. Şu alt tarafı, alt taraf çok hoşuma gitti benim yani pantolon. Şimdi bak. İnanırım. Konuşma. Şimdi bak. Evet abi. Monttan başlıyor. Normalde. Evet. Normalde 300 euro. Tamam mı? Şu anda tamam. 2060 liraya geliyor. 2060 lira. Ya geliyor. Oldu zaman. Oldu. Evet. Bu 1500 lira olacak. Tamam. Bunu zaten 1500 liraya vereceksin bunu. Evet. Şaka zaten yapıyorsun. Düşündüğümüz kampanya bak, vardı ya. Şu an mutlu oldum. 2600 liradan 1500 liraya. Bu bana özel bir şey değil. 2060 liradan 1500 liraya %40 indirim olacak aşağıya. %40 indirim oluyor bu montta, bu modelde. Evet. Bence kaçırılacak bir fırsat değil. Yani ben bugün tamamen bilinçsizce geldim bu olaydan. Tam da üzerine gelmişim yani. Güzel oldu. Montta anlaştık. Montta üzmedi bizi sağ olsun o gün bey. Şimdi şu efsanevi pantolonun pazarına geldim sıra. Evet abi. Şimdi bak. Evet abi. O normalde bir 765 lira. Tamam. Yani o ikisine kampanya yapmayı düşünüyorum. İkisini 3000 gibi düşün. İkisini 3000 gibi düşün. Son mu? Son. Tamam. Dikamont ve Revit pantolonun ikisi 3000 lira. Ama hani bunu öyle dandik dundik montlarla falan karıştırmayın. Şimdi 3000 lira olur mu da demeyin. Abi bu montu çok samimi söylüyorum. Montu pantolonu giy. Çık Kartepe'ye git Alaska'ya motorun üzerinde. Sıkıntı evet. Yok yani devam et. Ayakkabımız var abi de. Tejeceksin. Ayakkabısı dedik. Ayakkabımız da böyle gösterelim. Onun, ayakkabı da tabanı falan da bayağı rahat ha. Bayağı güzel yani. Onun fiyatı da 1765 lira. Ayakkabının. 1765. Ayakkabının fiyatı da 1765 TL. Evet. Gore-Tex su geçirmez. Soğuk geçirmez. Çizme. Evet. Efsane. Peki bilek, o... kaval kemiği, topuk, burun koruması var. Bunlar da zaten... Altı kaymaz. Yani zaten şey burada yürürken bile evet. İnsan hissediyor. Bir de şöyle bir detay var TCX'te. TCX bu zamana kadar üretilen motosiklet ayakkabısı. Kategorisinde evet. Tek ayakkabı. Diğerlerinin çoğu bak. Kundur olarak üretilir. EC2205 sertifikası var. Efsane bir motosiklet ayakkabı. Motosiklet ayakkabısı yani. Nasıl mesela Carbot'u var yani. Gibi düşünebilirsin. Bu da olayı, işin olayı bu yani. Evet. TCX dediğim motosiklet botu. Bir de o yarıma da fiyatını öğrendim abi. Onu da ben beğendim. Onu da belki böyle... Bu mu? Aynen. Bak, belki onu da bir düşünebiliriz. Bu da 240 euroda bunun fiyatı var. Ya da bu da 1500 lira civarı. Bu da 1500 lira civarı dedik. Tamam ben ekipmanımı tamamladım. Bir de dur ekipman tamamladık. Eldiven promosyon olur herhalde. Eldivene fiyat vermediğine göre. Eldivenin fiyatı var. Bu eldiven 490 lira. 490 TL bize son evet. Olur nedir? 490 TL. 450 lira gibi diyelim ama. Ama 40 lira 40 lira. Benzin paramız çıktı baba. Ekipman tamam. Bunları şimdi giyeceğiz. Zımba gibi dolaşabileceğiz, gezebileceğiz. Abi çok teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Kendine iyi bak. Ödemeyi bir şekilde hallederiz. Siz çek senet. Çek senet, tahsilat. Motoru bırakırsın. İleri gidersin. Şey, kafa kimliğini falan bırakırız artık bir şekilde. Abi yerler süpürülecek mi burada falan bir şekilde hallederiz. Valla çok güzel bir ekipman oldu. Ben ilk defa böyle üzerime tekstil bir ürün giyip de cuk diye olduğunu gördüm. Tam bedenime uygun. Tam böyle benim karakterimi yansıtan bir şey oldu. Çok fit oldu ya. Ben beğendim yani bu ekipmanı. Hatta işe giderken falan evde gezerken böyle bayram çocukları şey yapar ya. Kesinlikle. Yatağın başına koyar sabah kalkar giydir. Ben de öyle yapacağım. Gezerken dışarı çıkarken. Ben beğendim. Motora binecek olsan da giyersin. Giyilir. Güzel oldu. Giyilir. Montu giyebilirim ama pantolon biraz absürt olabilir. Evet gençler. Kış ekipmanımızı da bu sayede tamamlamış olduk. Yardımlarından dolayı o gün sandalcıya teşekkür ediyorum. Abi kendine iyi bak. Sen de kendine. Görüşürüz. Biz şimdi şöyle kasaya doğru gideceğiz. Orada benim rengim dönecek bir şeyler olacak. O kısmını koymaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.